insanın sevdiği işi yapması çok büyük bir piyango hayatta. Yani sevdiği işi yapabilmek için çok şanslı olması gerekiyor insanın. Ama iş sonuçta bir ofis işi bizim gibi alternatif adamlar için çok zor olabiliyor. Sabır gerektiriyor, sebat gerektiriyor, sakinlik gerektiriyor dediğim gibi. Onun için arkadaşlar iç sesini dinlemesi gerekiyor. Yani iç sesi ne diyorsa ona. Arkadaş sen bu işi yapma diyorsa zorlamanın anlamı yok. Ama sen bu işi yaparsın, buradan para kazanırsın, kendini başka alanlarda doyurursun. Ama tabii sanatçının hayatı bir dram olduğu için Türkiye'de para kazanmak için ve nakit akışını sağlayabilmek için insanlar farklı yönlere kayabiliyor. Ama çok da canına tak ederse insanların cesaret etsinler. İç seslerini dinleyip gerçekten düzgün bir şekilde iyice düşünüp sonra da hemen ben hiç düşünmeden yaptım o işi ama bir saniye içerisinde karar verip ayrıldım yani. Yalnızım. Ya Kadıköy'ün Ankara'yla çok paralel yanları var. Neden? Beşiktaş'ta öyle. Beşiktaş'ta da öyle. Bakırköy de öyledir. Eski Bakırköy. Neden? Şöyle söyleyeyim. Biz mahalle hayatı yaşıyoruz. Yani Kadıköy'de ben 20 senedir aynı fırından ekmek alabiliyorum. Beşiktaş'ta da öyle. 10 senedir aynı bakkaldan bizim Ahmet abimiz vardır. Yokuştaki bakkalımız değişmemiştir. Ondan sonra yani hani ve bir problem olduğunda da alanımızı koruruz. Ankara'yla da aynı şekilde bir paralellik var. Burada da bir mahalle hayatı var, dostluklar o şekilde gelişmiş. Yani ben 20 senedir beraber büyüdüm arkadaşımı hala görüyorum ve hala görüşüyoruz. Ama biliyorsun o tuhaf metropol kent hayatı içerisinde çocukluk arkadaşını 20 sene, 30 sene sonra görüyorsun ve çok değişik şekilde görüyorsun. Biz biraz aynı şekilde kalıyoruz. Mahalle hayatından hoşlanıyoruz ve mahalle hayatını sevdiğimiz için Ankara'da böyle bir dostluk, omuz omuza yürüme ve beraberce hareket etme kitle hareketi de var, bizde de var. Balgat'taydım ben askerde, barış gücündeydim İSAF, Afgan birlikleri. Çok değerli bir zamanım orada geçti. Saat 11'de işte şeyde başlıyorduk alkol içeren sıvılar tüketmeye. Nerede işte o şu SSK vardı o zamanlar işin şimdi ne oldu değişti galiba. Orada değişik yerler vardı. Çocuklar yerleri silmeye başlarken biz oturuyorduk masaya işte. Çarşıya çıktı. Akşam 5 gibi de şeye dönüyorduk. Yani yaklaşık bir 18 ayım benim burada geçti. Kuzenlerim burada yani akrabalarım burada. Ben Ankara'dan kopamam zaten. Çok sevdiğimiz abiler var. Bizim üst jenerasyonum, saygı duyduğumuz müzisyenler var burada. Süleyman abiden Mehmet Acet vardır. Arda var. Arda geldi mi Türkiye'ye bilmiyorum Süleyman abinin yeğeni. Burada abilerimiz de var bizim. Onun için hani bu tayfayı nasıl unutabilirsin? Artı hayatımda Ankara'nın yeri müzisyen olarak da hem şehir olarak da çok ayrı benim için. Evde oturup müzik dinleniyor fakat yani müziği yüzeysel olarak dinlemek hiçbir şey ifade etmiyor. Ben geleneğinden yanayım. Blues da dinlediğim zaman, caz da dinlediğim zaman gidip yani free jazz dinlemedim, bebop dinlemedim. Gittim en kökünden standartlardan başlayıp yavaş yavaş işin geleneğini öğrenerek müziğin sonuna varmaya çalıştım. Eğer altyapısı ve bir ayağı çukurda işler yaparsak geliştiremeyiz. Onun için türküleri araştırmak lazım. Medeniyet dediğim şey o şuradaki toprağa bir avuç toprağın içerisinde binlerce hikaye var. Milyonlarca nefes var. Yani ve ayrı ayrı kültürler, ayrı ayrı halklar yaşamış burada ve ayrı ayrı dünyanın hiçbir yerinde yaklaşık 90 kilometre veya 100 kilometre aralıkla müzik değişmez. Bizde Karadeniz'de farklı, Güneydoğu'da farklı, İç Anadolu'da farklı, Ege'de farklı. Güney Ege'de farklı, Trakya tarafında farklı, böyle 6-7 tane çeşit müziği bu kadar dar bir alanda sağlayabilecek bir toprak dünyanın hiçbir yerinde yok. Onun için yani herhalde 50'li 60'lı yaşlarında seyyah olacağım gibi gözüküyor. Yani oradan oraya dolaşan ve araştıran bir adam olarak. Çünkü geç kaldık, ben 40'a geldim. Hani
bugüne kadar araştırdım, hala da araştırıyorum. Yani bütün herkesin de araştırmasını istiyorum. Çünkü önce geçmiş sonra gelecek. Sıkı basmak lazım yere. Eyvallah.